Burada Messi'nin söylediklerinin hepsine katılıyorum. Bir de bunun bir de çabayla beraber yansıması da var. Yani turnuvanın ofansif metriklerde en iyisi. Tüm işte en çok pozisyon yaratan oyuncu. Top taşımada, topla adam eksiltmede en iyisi. Bunu şutla bitirmede en iyisi. Top taşıyarak pozisyon üretmede en iyi ikinci. Top taşırken adam eksiltmede en iyi üçüncü. Tabii bu arada bir Musiala var. Öyle bir istatistik yapmış ki hala Hala geçemiyorlar. geçilmiyor. Dribbling'de Hala geçilemiyor, evet. Adam eksiltmede geçilemedi. Pozisyon yaratma ve şutta da Mbappe ile Messi paylaşıyor. Ve zaten turnuvanın en iyi iki oyuncusundan bahsediyoruz. Şey noktasında da katılıyorum sana. Artık Messi'den bahsederken yanına bir isim eklemenin yani manası yok. Çünkü yani Messi'nin ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu anlatmak için ya da Messi'nin ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu ispatlaması için bunu Maradona üzerinden ispatlamasını, anlatmasına gerek yok. Yani o başka bir büyük iş Hikaye yaptı. yaptı, başka hikaye yaptı. Negatiflerini görmek istersek onu da görürüz, onu da görürüz ama Messi'nin buna ihtiyacı yok. Yani Dünya Kupası olmasa da, kazanamasa da Messi tarihin gelmiş geçmiş en büyük futbolcularından bir tanesi. Kazanırsa da o büyüklüğüne bir tane daha kupa eklemiş olacak. Tabii büyük bir kupa eklemiş olacak ama hikaye başka yere gidecek. O yüzden o noktada ben de seninle aynı fikirdeyim. Messi'nin büyüklüğü için yanına başka bir isimle kıyasa Ya gerek zaten yok. Messi'yi daha sevenler diyelim ya da Ronaldo'yu daha çok sevenler. Üç tane bence karşılığı olmayan bahaneyle geliniyor. Bu arada ben herhangi ya Messi ya da Ronaldo'cu değilim. Yani futbol sever olarak bakıyorum Olacaksın dışarıda. Değil mi? Olacaksın. Birisini söyle. Hani Serdar Serdar abi diyor diyor. ya. Yo ben hani öyle bir taraf, niye taraftar tutayım ki? İstediğim yani ikisini Tabii izlemek canım. keyif. Ama çok anlamsız gelen şey var. Bir tanesi bu zaten. Maradona kıyası. Çok farklı hikayeler, çok farklı başarmışlıklar. Messi de şu anda kendi döneminde başarabilecek her şeyi yapıyor. Bir de birbirinden iyi olmak zorunda mı? İkisi de çok Ya iyi. evet, aynen İkisinden öyle. de keyif alalım. Aynı şey Üçünden de, Messi Ronaldo'dan Ronaldo da. için de Tabii geçerli. canım. Diğer neden işte Messi'yi eleştirme nedeni, daha doğrusu eleştirme değil de işte Ronaldo daha çalışarak acayip noktaya geldi. Messi zaten doğal yetenek. Zaten böyleydi. Yani Messi bayağı hareketli kenar forvetken, pırpır, rahat adam eksilten kenar forvetken çok acayip bir 9 numara oldu, yani sahte 9 oldu. Kısa metrajlı ara pasları inanılmaz geliştirdi zamanla. Gol bulma yüzdesini inanılmaz geliştirdi. Sürekli içe kat edip yakınları vururdu ya Barcelona günlerinde. Biliniyor oraya atacağı, yine atıyordu. Frikik 25'inden 25-26 yaşından sonra inanılmaz bir frikikçi oldu. Yani Messi de acayip geliştirdi yani kendisini. Abi çalışmadan yetenek gelişir mi? Yani. O yüzden bir de üçüncü bahane de bir Premier Lig'de görseydik Güzel. Messi'yi. Premier Lig'de görmedik ama Premier Lig takımlarına karşı ne yaptığını gördük. Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan Yani futbolcu Premier Lig Tottenham'ı takımlarında. bayılttı. İşte Liverpool geldi bayılttı. Son senesinde hani Barcelona'daki son senesinde Liverpool'u yani yok etti ya. Yani özellikle ilk maçta yok etti. Getiriyor getiriyor Dembele çıkıyor Dembele outur. Getiriyor getiriyor birisine çıkartıyor vuruyor tribüne vuruyor. Yani daha tarihi fark olacakken Nou Camp'taki maç. Yani bütün ben hiç böyle sönük kaldı Bir de Premier Lig rakibine karşı bir oyunu hatırlamıyorum. Messi'nin Premier Lig'e gitmesine gerek yoktu. Çünkü Messi'nin olduğu yer zaten en iyi dönemiydi. Yani Barcelona, Real Madrid o dönemde kimse Premier Lig'i hayal etmiyordu. O El Clasico büyüklüğüydü. Diğer tarafta bütün bu söylediklerimiz Ronaldo'dan ne daha iyi yapar Yani. ne de Ronaldo'yu kötü yapar. Onu da belirtmek lazım. Ronaldo da muazzam, muhteşem bir futbolcu. Dünyanın en iyilerinden. Messi de öyle. Maradona da öyle. Zidane da öyle. Ronaldo'ydu mesela bu tip. Zidane'a Bak da anmadan geçmeyelim. Zidane acayip bir adamdı ya. Bu O arada hani yüzden... Messi böyle 35 yaşında neler yapıyor diyoruz ya. Abi Zidane de 36 yaşında Sahada adam dövüyor. 2006 Dünya Kupası'nı Brezilya'ya eledi ya Brezilya'yı. Tek başına eledi yani. Materazzi'yi dövüyordu. Hikayenin sonu Ronaldo'da da gerçekten. şöyle bir haksızlık var mesela. Geçen sezonki performansına dair. Hani bu sezon kötü başladı ya. Geçen sezonla da karıştırılıyor. Zaten United çok kötüydü. İşte penaltı iyi bir gol sayısına ulaştı. Abi tek başından aldığı kaç tane maç var, yapmayın yani. Ya Yani bir rakip teknik de Conte çıkıp söylüyor. Bugün Ronaldo'ya yenildik diye maçtan sonra söyledi yani. Yani bunlar büyük futbolcular. Keyif almaya bakalım. Hırvatistan maçını da Messi açısından böyle izleyelim.
Arjantin tarafıyla ilgili biraz da saha dışından bir şeyler söyleyeyim. Ki o da bence Messi'nin ve Arjantin'in durumunu etkiliyor. Şu anda dün Arjantin basınını karıştırırken oradan Financial Times'a geçtim. Financial Times'ta bir analiz vardı Arjantin ve Dünya Kupası ile ilgili. Şimdi Arjantin'de Aralık ayı enflasyon değerleri 3 haneyi geçmesi bekleniyormuş. İşte yerel para değer kaybediyor, Merkez Bankası rezervleri azalıyor, yoksulluk oranı çok artıyor ve genç Arjantinliler ülkeyi terk edip başka ülkelerde gelecek arıyor. Tespitleri var. Bize de çok yabancı şeyler değil bunlar. Anlayabiliyoruz onları. Özellikle İspanya'ya 3000-4000 küsur gencin başvurduğu, işte Avrupa'ya çıkmaya çalıştığı tüm bu ortamda Çalışma Bakanı Kelly Olmos şöyle bir açıklama yapmış. İşte enflasyonla ilgili soru soruyorlar. Enflasyon düşecek mi vesaire. O da diyor ki ya şu anda insanlar Dünya Kupası'nı kazanmanın hayalini kuruyor. İşte enflasyondan daha önemli bu diyor. Tabii büyük bir infial yaratıyor. Büyük tepki çekiyor. Sonra özür diliyor. Bu üzerine Financial Times'ta şöyle bir yazı yazıyor. Yani şu anda Arjantin halkının tek umudu, hayata dair umutla baktığı, ertesi sabah mutlu uyandıkları şey ya da saat farkından dolayı işte gece mutlu yattıkları şey Arjantin milli takımının Dünya Kupası'nı kazanma ihtimali ve Messi'nin çok başarılı olması. Bunun tersten okuması da Katar'da, Katar Üniversitesi kampüsünde yarı final ve final maçını bekleyen Messi'nin omuzlarında sadece Maradona kıyası, sadece kariyerinin Dünya Kupası ile taşlanması değil, aslında çok bağlı olduğu, İspanya için oynayabilecekken oynamayıp ben Arjantinliyim dediği, çok sevdiği ülkesinin, ulusunun bu umut sorumluluğu da var omuzlarında. Bu da çok ayrı bir yük. Acaba turnuvanın başındaki o yalpalanma, o sallanma, tabii ki diğer oyuncular da bağlı yani. Bu Arjantin milli takım oyuncuları, bu kadro biraz daha yüksek Arjantin duygulu bir kadro. Artı bir de Messi duygulu bir kadro. Bunun sorumluluğu da var üzerlerinde, başta Messi olmak üzere. Yani bir ulusun sorumluluğunu taşıyor ya da öyle hissediyor. Bu da şu ana kadar pozitif gidiyor ama Hollanda maçındaki gerginlik bununla ilintili olabilir. Onu değerlendirmek lazım ve Hırvatistan maçını da böyle değerlendirmek lazım. İşleri biraz zor. Saha içi değil mi? Saha dışı sorumlulukla beraber. Ve en yaklaştıkları dönem. Tabii. Dünya Kupası'na. Ya bunun iki nedeni var. Bir tanesi 2014'te zaten çok yaklaşmıştı. Ozan Messi daha iyiydi. Higuain vardı. Arjantin bu kadar iyi değildi. Şimdi Messi hala iyi. O kadar iyi olmasa da yaştan dolayı biraz daha temposu düşük. Ama hala çok iyi. Hala daha büyük fark yaratıyor. Etrafındaki oyuncular daha dengeli. Daha iyi. Daha şey, Messi'ye adapte olabilecek oyuncular. Rakip de çok garanti görmüyorum. Yani Fas'ta gelebilir. Yani Fransa'ya garanti görmüyorum ama favori Fransa. Hı hı. Onu şimdiden söyleyeyim. Yani Fas gelirse ya hiç şaşırmayacağım. Fransa'da o dönemin Almanya'sına göre daha geçilebilir bir duvar. O kadar duvar değil. Bence. Yani o Almanya korkunç bir, ürkütücü bir Almanya'ydı. Bu Fransa o kadar değil. O yüzden Arjantin ve Messi çok yaklaştı. Çok kısa Hırvatistan'la ilgili de bir şeyler söyleyeyim. Hırvatistan 5 maç oynadı. 4 tanesi berabere bitti. İkisi 0-0, ikisi 1-1. Yani sadece bir maç kazanarak yarı finale geldiler. 90 dakika içerisinde tabii. Bu arada en çok şut atan 5 takım arasında değiller. Senegal kadar şutları var. Çok fazla isabetli pas yapıyorlar ama gol beklentisinde ilk 5'in dışındalar. Yani o pasın amacı biraz daha öldürmek, biraz daha o anı beklemek. Konuştuk tüm rakipleri orta sahayla hükmeden bir takım. Brozovic ve Modric gibi inanılmaz iki isim var. Kovacic de bunlara çok destek veriyor. Biraz ben Hırvatistan'ı şöyle yorumluyorum. Hırvatistan oyunu kontrol ediyor. Bunun da hemfikiriz. Ama bu kontrolü seri yumruklar atan bir Muhammed Ali gibi değil de rakibin kafasını kolunun arasına sıkıştırmış ve onu pes ettirmeye çalışan UFC şampiyonu Habib gibi. Bu McGregor'u yenen. Bu da çok sinir bozucu bir şey oynayan rakipler için. Hiçbir şey yapamıyorsun, kilitleniyorsun. Bunu da işte orta sahada yapıyor. Yani Modric bir yerden tutuyor. Yani Modric'e topu veriyorsun. Abi bir tane olumsuz hareketi yok. Kötü pası yok. Kötü tercihi yok. Oyun ritmini yanlış ayarlamıyor. Hızlı giden oyunu durdurmuyor. Durmuş oyunu bir anda panikletmiyor. Diğer tarafta Brozovic. Abi bu adam İspanya maçında 16.7 kilometre mesafe koşmuş. Daha önceki rekor 16.3 ile bir önceki Dünya Kupası'nda kendisindeymiş.
Turnuvanın en fazla pas yapan ikinci oyuncusu. Yani pas kalitesi iyiyken bu kadar koşması evet. önemli olan zaten. Yani sadece koşup alıp vermiyor. Evet. Yüksek pas da yapıyor. Aynı zamanda akan oyunda sekansları düzenleyen oyuncu, ayarlayan oyuncu. Bu orta sahaya karşı Arjantin'in işi tüm takımlar olduğu gibi zor görünüyor. Yani bir kere sinir bozucu tarafı var. Yani geri alamıyorsun. Ve Hırvatistan gibi rakiplere karşı iki tane plan yapabiliyorsunuz. Hani ne oynayacağı belli. Kartlar açık bir ülke. Kendi karesine yakın savunma yapacak ve topu aldıktan sonra kolay kolay vermeyecek. Ya dengesiz yakalama planı olacak. Biraz da önde baskı. Önde baskı dozunu artırıp kazanacağın toplarla savunmaya daha da dengesiz yakalama fikri olabilir ama vermiyor orta saha. Hiç. Modric vermiyor, Brozovic vermiyor, Kovacic de vermiyor. İkinci planda daha çok öyle yerleşmiş savunmaya karşı bir duvara yıkmaya çalışacak Arjantin. Ki Brezilya'da bunu yaptı. Pozisyonları da buldu. Arjantin de bence bulacaktır. Messi'si var. Messi o kilidi kıracak. Eninde sonunda kıracak gibi geliyor bana ama Hırvatistan'ın o bahsettiğin en çok pas yapan takım olmasına rağmen, yani en çok pas yapan takımlardan biri olmasına rağmen daha az pozisyon bulması, daha az şuta yönelmesi nedeni bence bir oyuncu modeli eksikliği de var. Perisic çok iyi bir kenar forvet ama tamamlayıcı. Yani kendi başına alıp gitmez. Var nispeten o özelliği ama birinci özelliği değil. Tamamlayıcı. Attığı golde olduğu gibi Japonya'da. Ters taraftan orta gelecek. Şut gibi kafa atacak. Perisic bu. Kramaric, avcı ya da ceza sahasının biraz dışında yönlendirir. Bekliyor. Yönlendirir ya da duvar olur. Etrafı yönlendirir. Yani bir tane şurada pas örgüsü oluyor ya. Topu alıp driplingle rakip ceza sahası içerisine girecek ya da etrafında fark yaratacak, topla fark yaratacak bir oyuncu eksikliği var. Aslında öyle bir oyuncu aslında var. Yani Maier var bence. Orsic de yapabilir mi o işleri? Orsic çok şey ama. Biraz çok daha düz yani düz driplingçi. Benim bahsettiğim daralan becerisi de olan daha bir oyuncu. Daha böyle Musialalar gibi, evet. Wengum gibi. Ona en yakın Maier aslında. Maier'i böyle gelecekte bence onu Modric yapmaya ısındıracaklar. Evet, daha zamanı var Modric'ten sonra. Yeni Modric olmayasın yolunda olacaktır bence Maier. Zaten Maier. Öyle deniyor. Modric de zaten bu şekilde başladı yola. Önce daha hücumcu, forvet arkası 8 oldu. Ama şu dönemde bence biraz sağ forvet gibi kullanabilirdi Maier'i. Hani o pas örgüsünü driplingle rakip kale etrafında tehlikeye dönüştürebilirdi. Mesela bir ara Anterevic, o da bir kenar forvet olmasına rağmen Perisic gibi daha böyle driplingçi bir oyuncuydu ve fark yaratıyordu. Bu tip bir oyuncu eksikliği var ama yine de tabii ki çok iyi bir takım oldu belli buraya geldiğinde. Takım vurgusu evet. Çok önemli Hırvatistan için. Peki Arjantin-Hırvatistan maçını keyifle izleyeceğiz. Ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Böyle de programlar devam ediyor. Maçtan sonra canlı yayınımız olacak. Görüşmek üzere.